Covid-19 İzleme Kurulu üyesi, halk sağlığı uzmanı Profesör Sarp Üner karşımızda efendim. Sayın Üner merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Can Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. En sonda soracağımı ilk başta sorayım yine. Çünkü en çok merak edilen de bu, vatandaşlarımızdan gelen ilk başta sorular da buna yönelik olmuş. Hastanelerin doluluk oranına ilişkin vatandaşlarımız endişeli bilgiler aldıklarını söylüyorlar. Sosyal medyada hemen her gün bir tanıklık paylaşılıyor. İşte o hastaneden bu hastaneye gittik, yer bulamadık, buraya gönderdiler, buraya gönderdiler. Ağırlaşana kadar evde durduk vesaire vesaire. Bunları çok duyuyoruz. Gerçeklik payı nedir? Hastanelerimizin doluluk oranı sizlere ulaşan bilgiler neticesinde nasıldır Sayın Üner? Şimdi aslında tabii biz de kesin rakamları, resmi verileri bilmiyoruz. Ama gerek sosyal medyadan, gerek meslektaşlarımızdan, gerekse tabip odalarına gelen ya da uzmanlık derneğine gelen bilgilerden Nisan döneminden çok daha yoğun bir dönem yaşandığını anlıyoruz biz hastanelerde. Nisan dönemindeki o pandeminin birinci ayında 11 Nisan civarında pik yaptığında 5000 üzerine çıktığında ki vakaların duruma göre bugün hastaneler çok daha yoğun, çok daha sıkışık durumda. Hem yoğun bakımdaki yatakların doluluk oranı olarak hem servislerin, hastaların kabulü anlamında. Tabii o dönemle bu dönem arasında özel hastanelerin pandemi hastanesi olarak kullanılmasıyla ilgili bir fark da var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım ama biz de bu duyumları alıyoruz dediğim gibi. Ama tabii resmi rakamları bilmiyoruz. Özellikle Ankara'da ve Güneydoğu Anadolu'daki Diyarbakır, Urfa, Antep gibi illerimizde hastanelerde bu sizin de bahsettiğiniz konuda sıkıntılar olduğunu duyuyoruz. Peki başkent dediniz, Ankara dediniz, oradan devam edelim. Nasıl oldu da Ankara Wuhan'la kıyaslanır hale geldi? İlk başta İstanbul için çok konuşuluyordu. İstanbul'un hemen ardından aslında Güneydoğu illeri akla geldi. Güneydoğu illerinden işte o Hayat Eve Sığar uygulamasından kırmızı verileri, noktalıcıkları gördük. Giderek büyüdüğünü gördük o kırmızı noktaların. Sonra bir anda Ankara'dan gelen haberler ve Ankara artık Türkiye'nin Wuhan'ıdır dendi. Nasıl oldu da başkent bu kadar kötü bir grafiğe sahip oldu Sayın Üner? Şimdi gene bu kendi yorumumu yapacağım ben size. Resmi bildirilen rakamları görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ülkenin herhangi bir yerinden, herhangi bir bölgesinden, tatile gitme açısından, memleketine gitme açısından, düğün, asker uğurlaması ya da işte restoran kullanımı, AVM'lere gitme açısından ben Ankara'nın bir özel durumu olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanı sıra benim gözlemlerim ve etrafındaki kişilerin gözlemleri Ankara'da kurallara, işte maske, mesafe gibi kurallara uyumun da iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi o zaman tabii insanın aklına başka şeyler geliyor. Yani bizim belki de bunu çok bilmediğimiz ama kitlesel bir araya gelmelerin yoğun olduğu bir takım olayların olduğu düşünülebilir. Ya da Ankara'dan kişilerin kitlesel bir araya gelmelerin yoğun olduğu yerlere gidip geldikleri düşünülebilir. Çünkü bu hastalığın bulaşmasında hep söylüyoruz, temas önemli. Temasın yoğunluğu, temas edilen kişi sayısı ve temas edilen süre önemli. Yani vakaların arttığı yerlerde bu kişilerin o ilde ya da başka bir ilde olabilir, başka bir yerde olabilir, bir takım etkinliklere daha fazla katıldığı şeklinde yorumlanabilir. Bu ama bu tamamen düşünerek bulduğum bir sonuç. Yoksa Ankara'nın böyle olması için bir neden yok. Ankara Sağlık Müdürlüğü'nün, Ankara İl İfza Kurulu'nun, İl Pandemi Kurulu'nun oldukça yoğun çalıştığını biliyorum. Oldukça özverili ve iyi çalıştıklarını biliyorum. Ama buna karşılık özellikle şunu da vurgulamak lazım. Bugünlerde medyada da yer aldı. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndan önemli bir grup bakanlık çalışanı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne görevlendirdi. Bu filyasyon ekiplerinde yer almaları anlamında. Açıkçası niye Ankara'nın böyle olduğunu ben de şüpheyle karşılıyorum. Son soru Sayın Üner. Şimdi vaka tablosunu günlük olarak görüyoruz ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu itirazlar var, yapmış olduğu açıklamalar var. Diğer yandan tabip odalarından gelen son bilgiler, son veriler var. Tüm bunları da işin içine kattığımızda oluşan tablo elbette doğal olarak endişe uyandırıyor vatandaşta. 1 Haziran'da yeni normal tarif edildi. Turizm sezonuyla alakalı olduğu tüm vatandaşlarca tahmin ediliyordu. Elbette sektörel ekonomik kaygıların da bir şekilde arındırılması gerekiyordu bu süreçte. Haftalarca kapalı kalan sektörler oldu vesaire. Tüm bunların farkındaydı vatandaşlar ve Eylül 15 ya da Ekim'in başı itibariyle tedbirler yeniden gelir diye de düşünüyorlardı. Kafalarında matematik bu şekilde seyrediyordu. Bize gelen sorular da böyleydi. Uzatmayayım fazla. Şu anda işte 9 Eylül'deyiz. Eylül sonu itibariyle tedbirler yeniden gelir diye düşünüyor vatandaşlar. Ama biz bunu bir kenara bırakalım. Bilim bize ne söyler? Türkiye şu aşamada bir an önce hangi tedbirleri almak durumundadır? Son soru da bu olsun Sayın Üner. Önce Can Bey şunu söyleyeyim. Şimdi bizde bir yanlış algılanma var. Açıkçası ekonomiyle sağlık müdahaleleri birbirinin tersiymiş gibi algılanıp bu işte biz sağlık müdahalelerini kaldırmazsak ekonomide çok kötüye doğru gideriz diye bir algı var. Ama genel olarak dünyaya baktığımızda pek böyle olmamış. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Buyurun. Salgının en hafif geçtiği ülkeler Tayvan, Güney Kore ya da Litvanya. Baktığımızda bu mortalite oranlarına, ölüm oranlarına baktığımızda nispeten daha çok kontrol alınan bu tür ülkelerde bir önceki yıla göre gayri safi yurt içi milli hasıladaki düşüş diğer ülkelerden çok daha az. Yani demek istiyorum ki salgınla ilgili önlemleri sıkı bir şekilde almışlar, uygulamışlar ama bu ekonomiye olumsuz yansımamış. Bunun yanı sıra salgından en çok etkilenen işte Peru, İspanya, İngiltere ölüm anlamında, ölüm sayılarında en çok etkilenen bu ülkeler baktığımızda gayri safi yurt içi hasılalar olarak en çok etkilenenler. Demek istediğim ekonomiyle bu birbirine bağlı değil. Aslında sağlığı korumak ekonomiyi de koruyan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Mutlaka. Şimdi tedbirlere bakarsak açıkçası şimdi resmi rakamlar giderek artıyor. Hı hı. Ama bu rakamlarla ilgili herkeste bir kuşku var. Yani bizim 1 Haziran'daki yeni normalleşme adı altında adım adım olmadan hızlı bir şekilde eskiye dönüşümüzden sonra biz şu anda o döneme göre son derece riskli bir durumdayız. Çok fazla yayıldı ve etrafımızdaki çember giderek daralıyor. Kişisel önlemler hep vurgulanıyor, çok önemli ama bir de kamunun alması gereken, devletin alması gereken önlemler var. Biz bunları hemen hemen tamamen kaldırdık ve sadece vatandaşın kendisine bıraktık. Bu önlemler gelmeli açıkçası kamu yönetiminde. Şu anda bazı önlemler alınıyor ama bunların hızlı alınması lazım ve İşte toplu taşımada önlemlerin tekrar geri getirmesi lazım. İller arası seyahatte geri gelmesi lazım. Ülkeler arası seyahatte geri gelmesi lazım. Temaslı izleminin daha yoğun bir şekilde yapılması lazım. Test kapasitesi sayısı giderek artıyor ama bu testlerin kimlere yapıldığı, bunların kaç kişiye yapıldığı, hangilerinin şikayeti olanlara yapıldığı, hangilerin tarama amaçlı yapıldığı, hangi kısmının veya ne kadarlık bölümünün başka nedenlerle yapıldığı, seyahat ya da işte eş dost akraba gibi yapıldı. Bunların da ortaya konup tamamen ihtiyacı olanlara yönelik yapılan testlerin daha da arttırılması ve kamuda başlanan esnek mesai uygulamasının belki özel sektörde de gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü açıkçası Nisan-Mayıs aylarındaki duruma göre daha
ipler elden kaçmaya doğru gidiyor. Daha kontrolsüz bir duruma doğru gittiğimizi düşünüyorum. Sadece vatandaşın önlem almalarıyla değil, açıkçası kamuyu ve bütün ülkeyi etkileyen şekilde önlemler alınması lazım. Yalnız şunu da vurgulamakta fayda var. Vaka sayılarının artışları biz istatistik bölge birimlerine göre, 12 bölgeye göre biliyoruz. İstanbul için rahat konuşuyoruz ama diğerleri bölge anlamında bölgeler arası çok büyük farklılıklar gösteriyor. Yani haftalık raporlara baktığımızda da Batı Marmara bölgesiyle Güneydoğu Anadolu, Batı Anadolu veya Kuzeydoğu Anadolu bölgesi arasında farklılık var. Dolayısıyla bütün ülkeyi homojen kabul etmeden bu önlemlerin de yerel, bölgesel olarak alınıp uygulanması gerekiyor. Peki. Sayın Ünder, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Profesör Sarp Üner'e sorduk efendim. Hastanelerin